Soru tahmin videolarımız başlıyor. Evet Şahin Yetkin'e teşekkür ediyorum bu başlangıç için. 12. videomuzla 12. soru tahmin videomuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aralara geçmiş yılların sorularını da atacağım. Ona yeni bir başlık attım. Oynatma listesi yaptım. Bunların tamamı da yine oynatma listesinin içinde. Zaten ana ekranımda da var kanalımın ana ekranında da var arkadaşlar bu oynatma listesi. Hadi bakalım ilk sorumuzla başlayalım. Bu parça aşağıdaki öğretici türlerden hangisine örnek verilebilir? Çanakkale Savaşları'nda yaşananların merkezine konu koyan film, birçok isimsiz kahraman üzerinden Çanakkale cephesindeki olayları, sosyal etkileşimleri, farklı kültürlerin karşılaşma alanlarında ortaya çıkan insani tavırlar gibi birçok olguyu yansıtmaktadır. Türkiye'de mevcut tarihsel belliğin Tarihi film kurgusuyla sinema aktarılması olarak karşımıza çıkan film aynı zamanda Batı'nın Doğu tarafından nasıl algılandığını da ortaya koyması bakımından dikkate değer bir çalışmadır. Şimdi arkadaşlar burada metin içerisinde şu dikkatimizi çekmeni kesinlikle bir film var ortada ve bu filmle ilgili bir değerlendirme söz konusudur ee, bu şekilde. Bakalım bu değerlendirme yazısı ne olarak adlandırılıyor? A. eleştiri, B. haber yazısı, C. makale. D sohbet e röportaj. Şimdi dikkat edin. Burada sohbet ve röportaj diyemeyiz. Ee, zaten haber yazısı olamaz çünkü yine öznel durumlar söz konusu, bir de değerlendirme söz konusu. Makale de e, dolayısıyla olamaz. Makale de nesnel olmak durumundadır. Fakat eleştiri diyebiliriz çünkü bir filmin burada eleştirisi, yani Türkiye üzerindeki ta, e, diğer filmler arasındaki yeri, e, tarih konusunu ele alış şekli gibi açılardan değerlendirilmesi yapılmıştır. Evet. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Klasik Türk Edebiyatı şiir merkezidir ve Nesrin güçlü divan geleneğinin gölgesinde kalmasına rağmen bu edebiyatta mensur eserler gerek nitelik gerekse nicelik bakımından göz ardı edilemeyecek kadar önem arz etmektedir ki nokta nokta bu bağlamda akla gelen ilk örneklerden biridir arkadaşlar. Hangisi getirilemez diyor. Şimdi tazaruname getirilebilir çünkü Sinan Paşa'nın e, süslü Nesir örneği olarak karşımıza çıkan eseridir arkadaşlar. Nesir türündedir. H Beyişt, B şıkkında var. H Beyişt de arkadaşlar Sehi Bey'in teskire türünde ortaya koyduğu yine düz yazı ürünüdür. Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın olması gerekiyor eseri. Düz yazı alanında ortaya konulmuş bir eser. D şıkkında Seyahatname yer alıyor. Seyahatname de Evliya Çelebi'ye ait olan bir eser arkadaşlar. Düz yazı alanında gezilip görülen yerlerini anlatıldığı bir eser olarak karşımızda duruyor. E şıkkında ise Hayriye isimli eser var. Hayriye Nabi'ye ait bir eser ve manzum yani şiir şeklinde kalem alınmış, mesnevi şeklinde kaleme alınmış, mesnevi türünde şeklinde kalem alınmış bir eser arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olmalı. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bu türden bir ilişkinin olduğu söylenemez? Bazı sanatçılar kimi nazım biçimlerine o kadar başarılı kullanmışlardır ki isimleri o nazım biçimiyle özdeşleşmiştir. Eşleştirme yapacağız. A. Nefi Kaside Evet Nefi Kasideleri ile Övgü ve Yergi Kasideleri ile tanınan bir şair olarak karşımızda. B. Nedim Mesnevi Şimdi bu soru işareti diyelim buna. Birazdan döneriz tekrar. Baki Gazel C şıkkında evet doğru. D'de Kadı Burhanettin ve Tuyu. Evet doğru bir tespit. Tuyu türüyle biçimiyle karşımıza çıkmakta. E şıkkında da Azmizade Haleti Rubai. Evet Azmizade Haleti Rubai alanında çok fazla eser vermiş bir isim olarak Divan Edebiyatı tarihine adını yazdırmıştır. Ama Nedim mesnevi türünde değil şarkı türünde arkadaşlar karşımıza çıkmakta. Şarkı Nazım biçiminin en güzel örneklerini vermiştir Lale Devri'nde diyebiliriz. Bu şekilde geçelim. Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han tarafından yazılmıştır. Ebul Gazi Bahadır Han bu çok önemli. Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Türkmen boyları arasında dolaşan rivayetlerden, beylerin ve hocaların ellerinde bulunan bilgilerden hareketle oluşturulan eserde Oğuzhan soyuna ve Türkmenlere dair eşsiz bilgiler yer almaktadır arkadaşlar. Yani tarihle ilgili ve Oğuz boyları ile alakalı bilgilerin, ender bilgilerin yer aldığı bir eser. Ebul Gazi Bahadır Han tarafından ortaya konmuş. Bakalım A. şecere Terakkime, B. Makalat, C. Saltukname, D. Oğuzname, E. Marzubanname. Evet cevabımız arkadaşlar tabii ki şecere Terakkime arkadaşlar şecere Terakkime olmalı e, diyoruz. Cevabımız bu Adana. Geçiyorum. Aşağıda verilen halk edebiyatı terimleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Toplumu derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları anlatan uzun, manzum hikayelere destan adı verilir. Doğru bir tespit. B. İlahi, Allah sevgisini işleyen şiirlerin genel adı olup özel bir ezgiyle söylenir. Evet, ilahiler Allah sevgisini işler. Tarikatlara göre de farklı isimler alabilir. C. Aşık edebiyatı ürünlerinin son dörtlüğünde şairin mahlısını söylemesine tapşırma denir. Evet doğru bir ifade. Tapşırma deniyor. Bu bölümde son dörtlükte söylenir. Ee, Karaca olan der ki şeklinde örneğin karşımıza çıkar. D şıkkına bakalım. Dini tasavvufi Türk edebiyatında insanın mutlak olandan ayrılış ve ona yeniden dönüş yolculuğunu işleyen manzumelere... Nutuk denir demiş. Hayır, nutuk denmez arkadaşlar. Buna devriye denir arkadaşlar. Devriye, e, devir daim şeklinde bir dönüş. Allah'tan gelip Allah'a tekrar e, kavuşma e, olayını anlatan e, şeyler devriye olarak nitelendirilir. Nutuk ise e, tarikata yeni girmiş olan kişilerin e, bunu öğrenme, e, bunu öğrenmesi için, tarikatın kurallarını öğrenmesi için yazılan, söylenen daha doğrusu şiirlerdir. E, yine de bakalım E şıkkına. Türkülerde tekrar edilen bölümleri bağlama ya da kavuştak adı verilir. Tekrar edilen bölümlere türkülerde. Kavuştaksız türküler bulunmakla birlikte türkülerin çoğunda bu bölüm yer almaktadır. Doğru bir ifade. Aşağıdakilerden hangisi aynı şaire ya da farklı şairlere ait seçme şiirlerin bir araya getirildiği eserlere verilen adlardan biri değildir? A. Cönk B. Teskire C. Güldeste D. Seçki E. Şehringiz Evet cevabımız e, arkadaşlar şehrengiz Çünkü Cönk, Teskire, güldeske, Güldeste ve Seçki arkadaşlar e, şiirlerin derlendiği eserler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şehrengiz adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir şehrin güzelliklerini anlatan eser olarak e, değerlendirilir, tanımlanır. Geçiyorum. Bu parçada edebi yönü ifade edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçamıza. Onun en önemli özelliği öğretmek için yazmasıdır. Bundandır ki büyük bir okur kitlesi vardır ve çalışkan, idealist bir karaktere sahiptir. Toplum için sanat anlayışını benimser ve halka bir şeyler öğretme kaygısı daima ön plandadır. Zamanının en çok okunan romancıları arasında olduğundan sürekli yazmıştır. Anlatımı yalın ve açıktır. Eserlerinde olmayacak tesadüflere, olağanüstü olaylara ve her zaman rastlanabilecek tiplere yer verir. Eserleri teknik açıdan kusurludur. Servet Frunz sanatçılarıyla zaman zaman edebi tartışmalara girmiş. Onları sanat anlayışları ve dilleri yüzünden eleştirmiştir. Şimdi burada birkaç noktada özellikle durmak istiyorum. Altını çiziyorum. Toplum için sanat anlayışında. Öğretme kaygısı var. En çok okunan romancı. Sürekli yazmış. Tesadüflere yer vermiş yani romantizme gönderme yapılıyor. Teknik açıdan kusurlu. ilk roman örneklerini verdiği yoluna gidebiliriz buradan. E, ve servet fırıncılarla tartışmaya giriyor. Özellikle Dekadan meselesini hatırlatırım burada. Şimdi Ziya Paşa var şıklarda. Roman yazdı mı? Yazmadı. Eliyoruz. Ahmet Mithat Efendi. Kenarda tutalım. C. Sami Paşa Paşazade Sezai. Evet. E, öykü roman yazdı ama çok popüler değildi ve sürekli yazmadı. Bu yüzden bunu da geliyorum. D şıkkında Namık Kemal var. Evet Namık Kemal roman yazdı ama çok fazla yazmadı. Tiyatroya yöneldi, şiire yöneldi. Daha çok o konularda ön planda ve Servet Fırıncılarla tartışmaya girmedi, giremedi. Şemsettin Sami için de aynı şeyi söyleyebiliriz arkadaşlar. Tarşuku Talat ve Fitnat da karşımıza çıkıyor sanatçımız. Bunun dışında roman alanında çok fazla popülerliği yok arkadaşlar. Ama Ahmet Mithat Efendi öyle mi? Yazı makinesi olarak biliniyor. Söylenenlere ek olarak söyle, söylersek eğer. Hacı evvel olarak biliniyor. İlk hoca anlamında kullanılıyor bu kelime. Ee, servet Fırıncılarla tartışmaya girdi. Dekadanlar e, makalesi bu anlamda önemlidir arkadaşlar. E, ve onları dekadan olmakla suçladı. Onlar da kendisine süpürge sakal e, lakabını takmışlardı arkadaşlar. Bu parçada söz edilen soru geçiyorum artık. Bu parçada söz edilen edebi topluluk veya dönem aşağıdakilerden hangisidir? Bu dönemde şiirin konusu olabildiğince genişletilmiştir. Şiirin konusu olabildiğince genişletilmiştir. Yani her şey, her güzel şey şiirin konusu olabilir. Her şey şiirin konusu olabilire dönüşmüştür. Hemen her ayrıntı şiire konu olabilmiştir hem dönemin baskıcı koşulları hem de karakter yapıları itibariyle şairler şiirlerinde bireysel duygulara ağırlık vermişler. Daha çok aşk, doğa ve aile yaşamı konularına ağırlık vermişler. Toplumsal konulara rağbet etmemişlerdir. Dikkat edin. Dönemin en popüler çatışma unsurları hayal ve hakikattir. Sanatçılar gerçeklerden ve toplumdan kaçma, hayal dünyasına ve tabiata sığınma eğilimindedirler. A. Fecati, B. Milli Edebiyat C. Tanzimat D. Servet-i E. Hisar Öncelikle e, bunun eski bir dönem olduğu rahatlıkla hissedilebiliyor arkadaşlar. Yani bu tartışmaları Hisar'ın olduğu dönemde zaten atlatmıştık. Bu yüzden E şıkkını eliyorum doğrudan. Bir kere e, gerçeklerden kaçma eğiliminden bahsediyor. Milli Edebiyatı ve Tanzimat dönemini burada da eliyorum arkadaşlar. Çünkü bunların e, gerçeklerden kaçma gibi bir lüksü yok zaten. Toplumsal konulara değinmemek konusunda evet işte hemen hemen her ayrıntı şiire konulu olabilmiştir ifadeleri kullanıldı. Sanatçılar gerçeklerden toplumdan kaçma, hayal dünyasına, tabiata sığınma gibi yönelimler içerisine girdiler. Oysa Fecrati'nin en azından beyannamesinde ne vardı arkadaşlar? Halka edebiyat anlatmak gibi bir mesele bir dert vardı edebiyatın boş bir işi olmadığını anlatmak üzerine hedefleri vardı arkadaşlar. Dolayısıyla burada fecati de ilerim ben. Ve geriye kalan maddemiz servet Fünun arkadaşlar. Cevabımız servet Fünun. Bu şiir parçasının temsil ettiği edebi anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Birincisi öncelikle şairimizin ismi verilmiş. Cahit Sıtkı Tarancı. O zaman büyük bir izlenim elde etmemiz sağlanmış zaten. Yine şiirimizin içeriğine bakalım. Öldük. Ölümden bir şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Evet. Şimdi dikkat edelim. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Ve işte nasıl hatırlamazsın o türküyü? Geçmişe dönmek meselesi dikkatimi çekiyor. Ve bunun dışında kafiyeler. A, B, B, B. A şeklinde bir sarmal kafiye var. Yani ayn kusur önemli burada. Onu da belirtmiş olalım. A saf şiir, B mavi, C garip, D ikinci yeni, E toplumcu gerçekçilik. Bir kere doğrudan toplumcu gerçekçiliği eliyorum. Çünkü burada bir küçük insanın mücadelesi veya bir gariban edebiyatı yapılmamaktadır. Bu anlamda rahat bir söylem içerisinde olmaması nedeniyle garipçileri de siliyorum arkadaşlar. Mavicilerin de toplumcu olduğunu, bir toplumcu bir çizgide şiir yazma çabası içerisinde olduklarını biliyoruz. O yüzden onları da eliyorum. İkinci yeni şiirini de eliyorum. Çünkü ikinci yeni şiiri anlaşılmaz şiirin peşindedir. Anlaşılmaz bir dilin peşindedir. Oysa burada söylenilenler net bir şekilde anlaşılıyor. Özellikle Cahit Sıtkı Tarancı'nın altını çiziyorum arkadaşım. Saf şiir diyorum cevabımız. Çünkü onlar müzikaliteye önem veriyorlardı. Tıpkı Paul Verlaine'ın Şiir Sanatı isimli şiirinde olduğu gibi. Musiki, her şeyden önce musiki diyordu şair. Dolayısıyla burada ahen kusurlarının da ön plana çıktığını vurgulayalım. Oğuz Kağan destanından alınan aşağıdaki metin parçalarının hangisinde destanın oluştuğu zaman diliminin inanç dünyasıyla ilgili önemli bir bilgiye ulaşılabilir? İnanç dünyasıyla ilgili bir bilgi isteniyor. A. Ben ödedim çok şükür borcumu gök tanrıya. Dikkat edelim gök tanrı ifadesi geçti. B. Ben sizlere kan oldum alalım yay ile kalkan. C. Daha deniz daha müren. Güneş bayrak gök kurukan. D. Nişan olsun bize buyan. Bozkurt olsun bize uran. E. Dedi ey oğullarım kullanın bir yay gibi oklarınız erişsin göğe dek bu yay gibi şimdi arkadaşlar dikkat edin inanç dünyası ile alakalı ne, nerede geçiyor gök tanrı ifadesi geçiyordu biliyorsunuz Türkler Orta Asya'da özellikle İslamiyet öncesinde gök tanrıya inanıyorlardı ee, do, dolayısıyla bu, burada böyle bir izlenim elde etmiş olabiliyoruz cevabımız Adana evet arkadaşlar sorularımızı tamamladık tüm sorularımızı çözdük umarım beğenmişsinizdir ÖSYM tadında sorularla karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Bu arada MEB'in yayınladığı bazı sorulardan da yararlanıyorum. Bunu da ek olarak söylemiş olayım arkadaşlar. Yorumlarınızı bir bir okuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım hep birlikte 24'te 24 iddiamız devam ediyor.